Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi 2010 yılında kuruldu. Bu süre içerisinde çok önemli değişim ve gelişim geçirdi. İki bölümle başlamıştık. Halkla ilişkiler ve reklamcılık ile televizyon haberciliği ve programcılığı. Tabii süreç içerisinde yeni bölümler eklendi. Bugün 7 bölüm var. Yeni medya bölümlerinde Türkiye'de ilk kez biz açmıştık. Tabii hem İngilizce bölümüyle hem Türkçe bölümüyle çok rağbet gören bölümler haline geldi. Diğer taraftan da geçen sene, yani çok uzun zamandan beri planladığımız dijital oyun tasarımını açtık. Dijital oyun tasarımı da çok iddialı bölümlerimizden birisi. Diğerleri de görsel iletişim tasarımı ve medya iletişim bölümü. Tabii ki yüksek lisansı unutmadık. Yüksek lisans programımız var ve bu sene doktora programımızda açmış bulunuyoruz. Böylece iletişim fakültemiz gerçekten bütün alanlarda, bütün bölümlerde bu süreci son derece dinamik, üretken ve teknolojiyle tabii çok ilişkili kendisini buluşturarak bugüne geldi. Fakültenin tabii ki gelişiminde ve değişiminde en önemli şey kadrosudur. Bu açıdan 6 profesör ve çok sayıda doçent ve doktor öğretim üyeleriyle bu kadro nitelikli eğitimin tabii ki birinci sırasında yer almaktadır. Ama diğer taraftan tabii ki altyapıyı da unutmamak gerekiyor. Hem televizyon stüdyolarımız hem de PC ve Mac stüdyolarımız olmakla birlikte yine partnerimiz olan Beykent Üniversitesi, Beykent TV ile birlikte de çalışmalar yapıyoruz. Hem staj olanaklarını hem de diğer uygulamaları Beykent TV ile tabii ki yapmanın da getirmiş olduğu avantajları da unutmamak gerekiyor. Burada unutmadan söylemek istiyorum. Tabii ki biliyorsunuz, yani kalite denilen öge tek başına hani sözcükle ifade edilmiyor. Mutlaka bölümlerin akredite olması gerekiyor ilgili kurumlar tarafından. Bu sene halkla ilişkiler ve reklamcılık ile televizyon haberciliği ve programcılığını akredite ettik. Önümüzdeki sene sanırım bütün bölümler akredite olacak ve böylece bütün bölümlerimizde kalite açısından görünürlüğümüzü de tamamlamış olacağız. Diğer taraftan tabii ki kütüphanelerimiz, uygulama alanlarımız, ondan sonra kulüplerimiz, tabii ki çift anadal yapma olana yine bağlı olarak başka programlarda öğrencilerimizin kendisini yetiştirme olana, örneğin Erasmus gibi Erasmus'tan yararlanma olana var. Bunları da unutmamak gerekiyor. Tabii ki kültürel açıdan da simpozyumlar, paneller ve söyleşiler ile İletişim Fakültesi kendine özgü dinamizmini sürekli hem ayakta tutuyor hem de geliştiriyor. Yani iletişim fakültemiz bugün gerçekten Türkiye'nin sayılı dinamik, üretken, verimli ve çok kendine özgü bir modeli olan fakültelerden birisi olmuştur. Türkçe olarak tabii ki açılan bölümlerimiz var, yani başvuruda. Sayısal sadece dijital oyun tasarımımız var. Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi tabii geleceğin iletişimcilerini yetiştirirken hani bunu bir sözcük, bir böyle yazılı bir öge olarak düşünmüyor. Örneğin dijital oyun tasarımı bizde çok farklı kuruldu. Biz dijital oyun tasarımını kurmadan önce öğretim üyelerini hazırladık. Öğretim üyelerimizden bazıları gerçekten bu sizin ettiğimiz, yani game oyun üzerinde uzmanlaştı ve ödüller aldı. Programlar yaptı. Bunları şöyle de düşünmeliyiz. Yani sadece game oyun eğlence olarak değil, yani eğitimde nasıl yararlanacağız? Örneğin sanatla ilişkileri nasıl kuracağız? Sinemayla nasıl yararlanacağız? Bütün bunları düşündük ve planladık. Dolayısıyla biz geleceğin eğitimcilerini ve iletişimcilerini hazırlarken gerçekten sadece altyapıyı düşünmedik. Bir pencere, bir ufuk da onlara vermeyi planladık. Şimdi mesela son yıl çalışmalarımız Metaverse üzerine. Biliyorsunuz Metaverse, yani bir sanal dünya yaratma ve sanal dünyanın içerisinde ondan sonra artık bundan sonra bütün işlerimizi, bütün internet uygulamalarımızı, bütün bugüne kadar yaptığımız sosyal ağlar ve benzeri şeyleri artık orada, yani bir
sanal evrende gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Yani şunu da unutmamak lazım. Artık 2.0, 3.0 devrinden geçtik. Şimdi 4.0 yapay zeka ile yeni bir çağa geçiyoruz. Yani dijital çağda da farklılıklar oluştu. Bu açıdan İletişim Fakültesi'ne gelen sevgili arkadaşlarımız sadece işte yeni medya bölümü veya görsel iletişim tasarımından yararlanmayacak, diğer bölümlerinde derslerinden, olanaklarından yararlanacak. Biz tabii ki şöyle düşünüyoruz, geleceğin iletişimcileri sadece tek yönlü, yani tek alanda çalışmasın. Örneğin gelecekte müzelerin halkla ilişkilerini onlar yapsın. Ne bileyim, Sağlık Bakanlığı'nın veya değişik bakanlıkların ondan sonra görsel iletişim tasarımcıları onlar olsun. Eğitim, milli eğitimdeki işte kitaplar ve eğitici malzemeleri artık dijital oyun tasarımından mezun öğrencilerimiz hazırlasın. Ve böylece biz geleceği bugünden tasarlamak ve kurgulamak istiyoruz ve bunu yapmak için de gerçekten hem kadromuzla, hem stüdyolarımızla, hem olanaklarımızla sürekli çalışıyoruz ve hazırlanıyoruz. En tabii ki istediğimiz şeylerden birisi teknolojimizi sürekli geliştirmek, değiştirmek, yeni teknik ve uygulamaları fakültemize taşımak ve bu konuda da önce olduğumuzu düşünüyorum. Sürekli farklı laboratuvarlar kuruyoruz. Örneğin şu anda çekimini yaptığımız NewsLab adlı laboratuvarımız da bunlardan bir tanesi. Burası hem haber merkezi hem reklam stüdyosu olarak çalışıyor. Bunun gibi uygulamaları da gündemde tutuyoruz.